Yeniden beraberiz her şeyi bilen adam. Nasılsınız bakalım? Teşekkür ederim Konan Bey. Gayet iyiyim. Sizin soruları görünce daha iyi olacağım. Peki, ilk soruyla başlayalım o zaman. Başlayalım. Türk edebiyatında mahlas kullanan ilk şair kimdir? şehri aynı zamanda ilk hikaye yazarıdır. Peki, biraz Gülşehir'den bahseder misiniz bize? Elbette. Farsça eserlerden ilk tercüme hikayeleri kaleme almıştır. Felekname, Aruz Risalesi, Kerameti Ahi Evran, Mantık-ı Tayr başlıca eserleridir. Aşık Paşa, Mevlana'nın mesnevisinde yaptığını, Türkçe olarak yaptığı hangi eseriyle bilinir? Garipname, aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın ilk büyük telif mesnevisidir. Anadolu sahasında dini tasavvufi konuya sahip olmayan ilk mesnevi hangisidir? Kim tarafından yazılmıştır? İskendername'dir. Ahmediye aittir. Peki, diğer soruma geçiyorum. Bence geçmeyin. Neden? Tuvaletiniz mi geldi? Ahmedi hakkında size detaylı bilgi vermek isterim. Sorular yetmiyor anlaşılan. Neyse bu kadar ısrar ettiniz, sizi kırmayayım. Buyurun. Mevlid türünün Türkçe'de bilinen ilk örneği Ahmediye aittir. Anadolu sahasında varlığından haberdar olabildiğimiz ilk divanın sahibidir. Güzel bilgiler, teşekkür ederiz. Daha bitmedi ama. Dahası da mı var? Peki, buyurun, tamamlayın o zaman.'' Ahmedi'nin Destanı Tarihi Mülki Ali Osman isimli eseri ilk Osmanlı gazavatnamesidir. Başlıca eserleri Cemcid-i Hurşit, İskendername, Tervihül Erva, yusuf Züleyha, Mevlid ve Mirkatul Edep'tir. Söyleyecekleriniz bitti sanırım. Sıradaki soruma geçiyorum. Divan Edebiyatı'nda yazdığı tuyular ile bilinen 14. yüzyıl şairi kimdir? Kadı Burhanettin. Kısasül Enbiya adlı mensur eseri bulunan 14. yüzyıl şairi kimdir? Rabguzi Harizm Türkçesiyle yazan Rabguzi, Harizm sahasında yetişmiş bir sanatçıdır. Asıl adı Burhanettin oğlu Kadı Nasır'dır. Bu eseri neden yazmıştır? Rabguzi eserini Müslümanlığı kabul etmiş olan Moğol emirlerinden Nasurettin Topboğa adına onun isteği üzerine yazmıştır bilinen dört yazman nişası vardır. Londra, Petersburg, Uspala ve Kazan. Türk Edebiyatı'nın ilk 40 hadis kitabı olarak bilinen kitabın yazarı ve eserini söyler misiniz? Mahmud bin Ali, Nechül Feradis 14. yüzyılda hurufilik ile uğraşan şairimiz kimdir? Nesimidir. Yani ben söyleyecek söz bulamıyorum artık. Bence söyleyecek soru bulamıyorsunuz Konan Bey. Çünkü her şeyi biliyorum. Bu konuda haklısınız. Ama önümüzde uzun bir süreç var. Elbet bir gün açığınızı bulacağım. Bekleyip göreceğiz. Evet edebiyat severler. Programımız burada sona erdi. Başka bir programda görüşmek üzere. <laughs>